Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Neden Hz. İsa, Hz. Muhammed hakkında daha çok bilgi veriyor? Evet, gerçekten e, Tevrat ve Zebur'da da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilgili bazı müjdeler var. Ancak İncil'e baktığımızda, İncil'de Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra gelecek peygamberin özellikleri daha çok açıklanmaktadır. Acaba bunun hikmeti nedir? Tabi bunun hikmeti öncelikle... Hz. İsa Aleyhisselam'ın peygamber Hz. Muhammed'den önce gelen ve kendisine peygamber, kitap verilen son peygamber olmasından dolayıdır. Yani İncil'den sonra gelen Kur'an var ve ondan sonra başka peygamber ve kitap gönderilmeyecek. Elbette kendisinden sonra en büyük kitabın verileceği, en büyük peygamberin gönderileceği ve kendisine hem madden hem manen çok yakın olan Hz. İsa Aleyhisselam'ın İncil'de Peygamberimizden çokça bahsetmesi hikmete ve rahmete daha uygun. Ancak bunun önemli iki hikmeti daha var. En önemli. Birincisi, bir defa Hz. İsa Aleyhisselam'a Hristiyanlar iftiralarda bulunacaklar. Onun İncil'ine, İncil'inde olmayan şeyleri katacaklar. Onu kulluk seviyesinden çıkarıp iftira ederek ilah iftirasında bulunacaklar. Annesine, dinine, getirir hakikatlara, gerçeğe uymayan şeyleri, iftiraları yapıştıracaklar. Elbette ona yamanan bu yanlış şeyleri, ona yapılan bu iftiraları düzeltip Hz. İsa'nın gerçek kimliğini, Allah'ın kulu ve peygamberi kimliğini, Hz. Meryem'in Allah'ın Allah'ın kudretiyle hamile kalıp Allah'ın kulu olduğu ikisinin de açıklayacak, izah edecek bir dini elbette herkesten daha çok haber verecek ve onu temize çıkaracak bir peygamber gelecek. Şu halde Hz. İsa Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'den çokça bahsetmesi kendi getirdiği dini, kendi hayatını, kendi itikadı ve anlayışını, kendi varlık nedenini gerçeğiyle ortaya koyacak bir din gelecek. Elbette ondan çok bahsetmesi gerekiyor. İkincisi, Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil'de toplum hayatını ilgilendiren, içtima hayatı ilgilendiren hükümler yoktu. Sadece itikadi, inançla ilgili hükümler vardı. Onun boşluğunu Tevrat'ta bulunan Yahudi şeriatındaki hükümler karşılıyordu. Ama Yahudi şeriatındaki hükümler çok ağır. Hatta Bakara suresinin sonunda amenler Rasulü" diye okunan yerde "Ya Rabbi" Bizden önceki milletlere yüklediğin o ağır yükleri bize yükleme diye yapılan duada geçtiği üzere Tevrat'ta geçen hükümlerin bir kısmı çok ağırdı. Dolayısıyla Allahu Teala Hazreti Muhammed ve vesselam'a gönderdiği İslam dini, müsamaha dini, kolaylık dini, o Tevrat'ta bulunan ağır şeriatlara mukabil daha kolay, daha uygulanabilir, insanlara daha rahat Hareket etme alanı sağlayan şeriatı getirdi. İşte İncil'in itikadi hükümleri getirip de ağır olan Yahudi şeriatıyla amel etmiyor durumunda kalmalarına karşılık Kur'an'ın hem itikadi hükümlerle İncil'in yanlışlarını düzeltiyor, yani insanların karıştırdığı yanlışları, hem de Tevrat'ta gelen ağır şeriatları hafifleştiriyor. Şu halde Hz. İsa aleyhisselam böyle bir dini, ve böyle bir dinin peygamberini ve böyle bir dinin kitabını elbette İncil'inde çokça bahsedecek ve bütün peygamberlerden çok kendisi ahir zaman peygamberinden söz edecektir. Zaten şu anda dünya yüzünde Yahudilikle Hristiyanlığı dikkat aldığımızda Hristiyanların yeryüzüne daha çok olduğunu görmekteyiz. Öyleyse kıyamete kadar gelecek Hristiyan alemine Ey benim yolumdan gittiğini iddia eden Hristiyanlar! Eğer o gerçekten benim yolumdan gittiğini iddia ediyorsanız, İncil'i düzgün okursanız, bozmanıza rağmen, onun bütün güzelliklerini çıkarmaya çalışmanıza rağmen, yine de ahir zaman peygamberin bazı güzellik orada kalacak, onlara bakarak Hz. Muhammed'e iman edin diyecektir. Bu hikmetten dolayı İncil'de peygamberimizden bahseden ayetler, diğer kitaplara göre daha fazladır.